Selam gençler, kimya adasısınız. Kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 13-13 kampına devam ediyorum ve modern atom teorisinin son kısmına geldim bakın. Yükseltgen basamakları ve bileşik isimlendirme kısmını anlatacağım sizlere. Takip ettiğimiz ders kitabımızda görüyorsunuz ekranda arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi siz de benimle beraber yazıyorsunuz değil mi? Yazmadan öğrenilmez kimya. Şimdi 8. dersteyiz ve biz bu dersimizde iyonik bağlı bileşiklerin, kovalent bağlı bileşiklerden bahsedeceğiz. İsimlendirme kuralı daha önce bir 7-7 kampında bahsetmiştim. Çünkü ortak nokta aslında ama burada yine karşımıza geldi. Bahsetmemiz gerekir. Onu izlemeyen arkadaşlarımız bunu izleyebilir veya işte yine pekiştirmek açısından ikisini de izleyebilirsiniz tabii ki. Değerlik, yük, yükseltgen basamağı, iyon 2 gibi kavramlardan bahsedeceğiz arkadaşlar ve soru 49'u çözerek de olayı iyice anlayıp göreceğiz bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar, iyi bir sağlıklı ders videosu olsun diye temenni ederek dersimize başlıyoruz. Elementler kararlı olabilmek için, kararlı olmak açısından değil mi? Bileşik oluştururlar. Elektron alışverişi veya ortaklığı yaparak. Şimdi bakın burada sodyum mesela tek başına kararlı değil. Klorla bileşik yapmış. Azot dioksit, sülfürik asit, amonyak gibi bileşik örnekleri tabii çokça verebiliriz arkadaşlar. Bunlar tabii çoğaltılabilir. Bir elementin aldığı ya da verdiği elektron sayısına biz ne diyoruz biliyor musunuz? Yükseltgenme basamağı diyoruz. Evet, yükseltgenme basamağı adını veriyoruz. Daha önce bir bahsetmiştik. Bir önceki dersimizde yükseltgen basamağı değerlik denir. Şimdi bakalım yükseltgen basamağı yerine bakın arkadaşlar değerlik ifadesi kullanılır. Yük kavramı kullanılır veya arkadaşlar iyon yükü kavramı da kullanılıyor. İyon yükü kavramı da kullanılır. Fakat eğer bileşiğimiz kovalent bağlı bileşikse atomlar için iyon yükü kavramı kullanılmaz. Çünkü iyon olmuyor onlar. Mesela karbondioksitteki karbonun iyon yükü diyemeyiz. Ne deriz? Karbonun değerliği diyebiliriz. Karbon yükü diyebiliriz. Veya karbonun yükseltgen basamağı diyoruz. Yani iyon yükü sadece sodyum klorür gibi veya işte potasyum sülfat gibi iyonik bağlı bileşiklerdeki mesela sodyumun iyon yükü denilebilir. Sodyumun yükseltgen basamağı diyebiliriz. Sodyumun yükü değerliği denilebilir. Mesela bu bileşikteki sodyum ve klorun iyon yükleri denilebilir. Ama karbondioksitte karbon ve oksijenin iyon yüklerinden bahsedilemez. Peki şimdi burada bazı kurallarımız var. Bu kuralları biz beraber inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bir atomun atomik ya da molekül halde bulunma durumu olabilir. Bu durumda değerli arkadaşlar tabii ki sıfırdır. Mesela bak kalsiyum tek başına vermişse bu bir atomdur. Yükü sıfırdır zaten. Hani bunu böyle söyleyebiliriz. Mesela kalsiyum proton sayısı 20'dir. Elektron sayısı da 20'dir. Mesela klor molekül halde tek başına ne yapmış? Böyle elektron ortaklığı yapmış bu şekilde. Burada tek başına zaten yani %100 kovalent olduğu için bunun yükü de sıfır. Sodyum tek başına sıfır. Oksijen, ozon böyle bakın molekül halde sıfır oluyor. Burada sıkıntı yok. Peki arkadaşlar ne zaman yükleniyorlar? Farklı yani başka bir elementle bileşik yaptığı zaman yükleniyorlar. Mesela şimdi beraber kuralları inceleyelim. Hidrojen, bakın hidrojen 1A grup elementlerinden birisiydi. Metaller ile yükü -1, ametaller ve anyonlar ile arkadaşlar yükü +1'dir diye söyleyebiliriz. Mesela bakın hidrojen yükü +1 görüyorsunuz ki. Magnezyumla bileşik yapmış. Magnezyumla beraber bileşik yapınca magnezyum metal olduğunu biliyorsunuz zaten. O yüzden buradaki yükü -1'dir. Bak azotla bileşik yapmış. Azot ametaldir. Hani sinop diyorduk ya. Hacı sinop, flor, klor, brom. Oradaki azot elementini biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar o da ametal olduğu için burada hidrojenimizin +1. Ve baktığım zaman hidrojen burada nitratla bileşik yapmış. +1. Bak şöyle bir kuralımız var ama bilirsiniz. Yani bilmiyorsanız da söyleyelim isterseniz. Hidrojen baştaysa bakın şöyle bir durum varsa her zaman +1 oluyor. Sondaysa genellikle -1 de +1 aldı. Mesela amonyaktaki gibi +1 aldı durumlar da var. Böyle bir durum varsa her zaman +1 diyorsunuz. Alkali metaller yani 1A grubu elementleri değil mi? Kimdi onlar arkadaşlar 1A grubu elementleri? İşte Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini çizmesini fırlattı diyorduk. Şimdi burada mesela lityum, sodyum, potasyum değil mi? Rubidyum, sezyum ve fransiyum. Şimdi bunlar 1A grubu elementleri. Özellikle şu ilk üçünü iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Hidrojen de burada ama hidrojen ametal olduğu için değişken yük alabiliyor. Bileşiklerine sadece +1 alır. Mesela bak sodyum bak böyleyken sıfır ama başka bir element gelmiş yana komşu başka bir şey gelmiş. O zaman sodyum yükü direkt +1. Lityum yükü +1. Direkt yazıyoruz. Bak potasyum yükü +1. Böyle yazıyorsunuz arkadaşlar üzerine. Element tanımanız yeterli. Tamam bu kadar. Peki toprak alkali metaller. Kimdi onlar? 2A işte Beyoğlu mağazasının camından sarkan bacaksız Ramazan diye kodlayabilirsiniz belki. İşte
Bakın şu üç element çok önemli. Karşımıza çok gelecek. Bunlar bileşiklerinde 2A olunca toprak alkali metaller artı 2 yüküne sahiptir. Bak kalsiyum artı 2 tabii ki. Magnezyum artı 2. Baryum artı 2. Direkt arkadaşlar yapıştıracaksın artı 2'yi bu şekilde bileşik halinde olduğu zaman. Toprak metalleri bileşiklerini kimde onlar bakın. Bor ve alüminyum bilseniz yeterli aslında. Bunlar da artı 3 değerini alır. Mesela bakın arkadaşlar alüminyum artı 3. İşte bor artı 3 gibi yazabilirsiniz burada, tamam mı? Peki 4A grubu elementleri kimdir arkadaşlar? Bunlar karbon zaten, karbon elementi. Bunlar da bak şimdi bundan sonra değişiyor işte 4A 5A bak 1A artı 1 diyebiliyoruz. 2A artı 2 diyebiliyoruz. 3A artı 3 diyebiliyoruz ama hidrojen artı 1 eksi 1 diyebiliyoruz. Ama 4A artı 4 ile eksi 4. Yani karbon bazen artı 4 alır. Bazen artı 2 alır. Bazen eksi 4 alır. Yani artı 4 ile eksi 4 arasında değişir. 5A grubu arkadaşlar azot grubu, o da artı 5 ile eksi 3 arasında. Zaten bakın ne yapacağız? Bildiklerimizden bu bilmediklerimizi çıkaracağız ama tahmin olarak da bir şeylerimiz var aslında. Mesela azotu hiçbir zaman artı 6 göremezsiniz. Ne olur? Öyle bir şey yapmışsanız zaten hata olmuş oluyor. Azot maksimum artı 5, minimumu da eksi 3. Yani azot eksi 4 de olmaz bu arada. Şimdi gelelim 6A grubu elementlerine. 6A grubu elementlerine biz oksijen elementleri diyoruz. Yani daha da oksijen grubu diyoruz. Kalkojenler diyoruz. Burada kükürte bakalım. Kükür karşımıza çok gelecek. 6A olunca o da artı 6 ile eksi 2 arasında bir yüke sahip olacaktır. Bunu da bilelim. Ama oksijen genellikle eksi 2 alır. Bak oksijeni çok iyi bilmemiz lazım. Eksi 2 hemen eksi 2'yi yapıştırabilirsiniz. OF2 diye bir bileşik var. Burada şimdi florun yükü eksi 1 olduğu için çaprazlamadan zaten bu yük geliyor. Bakın 2 kere eksi 1 eksi 2, o zaman oksijen yükü de artı 2. Yani toplayınca sıfıra gelmesi lazım. Biraz o kuralı söyleyeceğim ama burada yine belirttik. 2 kere eksi 1 eksi 2, oksijen de artı 2. Bak buradaki yükü artı 2 oluyor. Özel bir durum. Sadece bu bileşikte artı 2. Bir de peroksitler de var. Peroksit dediğimiz şey de oksijenin iki tanesinin yükü eksi 2 olsun. O zaman bir tanesinin yükü eksi 1'dir. Bakın bu normal oksit. Hani oksijen yükünün eksi 2 olduğu durum. Bu da arkadaşlar peroksit. Tamam mı? Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi çaprazlamadan bak ne olur? Na2O. Bak bunun ismi hatta sodyum oksit bileşiği diyebiliriz. Hatta bunun isimlendirmesi birazdan yaparız. Bak burada ise mesela böyle bir şey olursa bak ne olur? Sodyum artı 1 çaprazlamadan Na2O2 şeklinde yazılır. O zaman bunun ismi de sodyum peroksit oluyor. Bakın böyle bir durumda demek ki oksijenimiz ne yapmış? Eksi 1 değer almış. Zaten sodyum artı 1 ya hani baktığınız zaman sodyum artı 1 bir adı olduğu için 2 kere artı 1 artı 2 oksijen de burada eksi 1 oluyor mecburen. Peki magnezyum bakın bileşik yaparsak MgO. Bak bu bileşik magnezyum oksit diye hatta isimlendirilir. Peki diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta ise arkadaşlar bakın artı 2 eksi 2 götürmüş MgO2 kalmış. O zaman bu bileşikte magnezyum peroksit. Hocam peroksit olduğunu nasıl anlayacağız diyorsunuz muhtemelen. Halil şu anda onu söylüyor diye bir düşünüyorum. Halil öyle duydum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Peroksitler sadece 1A ve 2A grubu elementleriyle oluşturuluyor. Dolayısıyla şimdi eğer bir sıkıntı varsa mesela H2O bir sıkıntısız bir element ama H2O2 varsa işte bu peroksit mesela baktığınız zaman. Hani bunu buradan yakalarsınız. 7A grubu elementleri kimmiş onlar arkadaşlar? Flor, klor, brom, iyot. Bak bunlar bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasında yük alırken flor sadece ve sadece eksi 1 alacak arkadaşlar. Evet. Bir bileşikte işte bakın şimdi olayımız var. Flor'u da öğrendikten sonra. Bir bileşikte atomların değerlikleri toplamı sıfırdır. Eğer iyonsa bu, oradaki iyon oluşan elementlerin yükleri toplamı ise yükünün yani yüküne eşittir diyelim. İyonun yükünü eşittir diye söyleyebiliriz. Şimdi bunu en iyi anlamak için uygulama yaparız beraber. Uygulamada olayı iyi çözeceğimizi düşünüyorum. Şimdi elimizde birkaç bileşik var. Mesela H2SO4. Şimdi bakın burada elementleri altı çizili olan elementleri sormuşum. Şimdi hidrojen zaten bak baştaysa yükü artı 1 diye yazabilirsiniz. Oksijen arkadaşlar genellikle olarak eksi 2 yazabilirsiniz. Şimdi kükürtü bilmiyorum. Ona X diyelim. Şimdi 2 çarpı hidrojen 2 çarpı 1 artı kükürte biz X diyoruz. Artı 4 çarpı oksijen eksi 2 toplamı 0 işte. Evet toplam. Çünkü bu bileşik burada bir şey yazmıyor. O zaman 2 artı X eksi 8 eşittir 0 ise bak burada ne oldu? Artı 6 geldi. İşte kükürtün yükü artı 6 olmuş oldu. Hadi devam edelim bakalım. Bak şurada ise magnezyum fosfatı vermişim. Şimdi bunu birazdan yapalım. Önce şunu yapalım daha sonra bunu yapalım. Şimdi bakın azotu nasıl yapacağız? Çünkü azotu bilmiyoruz. X diyelim değil mi? X diyelim. Oksijen de eksi 2 görüyorsunuz ki. Tabii onu hemen yazabiliriz. Şimdi bir tane azot X. Evet. Artı
3 tane eksi 2 eşittir ne olacak bak bu sefer? İşte yükü yani eksi 1. Eksi ise eksi 1 aslında. Eksi 2 yazabiliriz ama eksi görürsek artı görürsek direkt eksi ise eksi 1 artı görürsek de artı 1 olacaktı. Peki bu duruma ne olur arkadaşlar? X eksi 6 eşittir eksi 1. X burada artı 5. Yani azotun yükü burada ne oldu? Artı 5 olmuş oldu. Devam edelim. Bak şimdi burada magnezyum var. Magnezyum yükü aslında artı 2. Evet görüyorsunuz ki. Fosforu bilmiyorum. X diyelim. Evet. Oksijen yükü de ne oluyor? Eksi 2 oluyor. O zaman şimdi bakın. 3 çarpı 2. Evet. Artı parantez açalım. X artı 3 çarpı eksi 2. Değil mi? Bunu böyle yazabiliriz arkadaşlar. Oksijen eksi 2 ya. Çarpı parantezi kapattık. Çarpı 2. Evet bu 2 aslında bunu da kapsıyor. Bu da neye eşit? Tabii ki 0'a eşittir. Bunu yazabiliriz. Bunun bir pratik noktası var. Onu biraz anlatacağım. 6 artı arkadaşlar. Ne olur burada? 2 çarpı x eksi 6 eşittir 0 deyip bakın bu tarafa işte yazarsak x de buradan ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş olur. Bunu böyle yazabilirsiniz. Bu önemli değil. Şimdi burada arkadaşlar gelelim buraya. Bunu birazdan farklı bir versiyon anlatacağım. Kolay bir yöntemimiz var. Şimdi buraya yazdığımız zaman bak krom görüyorsunuz ki bilmiyoruz x. Oksijen de tabii ki eksi 2. O zaman 2 tane krom 2x artı 7 çarpı oksijen yani eksi 2 oluyor. Yükümüz ne olur? Eksi 2. Bak eksi 2'ye işleyeceğiz. O zaman buradan da x buradan ne gelir? Artı 6'ya gelmiş olur. 2 kere artı 6 artı 12. Evet görüyorsunuz artı 6 olacak. Bundan denklemi zaten siz kendiniz çözersiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim uygulama. Bir notumuz var. Burada bazı durumlarda yükseltgen basamı bilebilmek için önemli iyonları bulmak bilmek lazım. Mesela ne gibi? Çok kullandığımız iyonları ben buraya yazdım. Mesela bu sülfattır. Görüyorsunuz ki. SO4 eksik. Bu nedir? Nitrattır. Bak bunları bilmemiz lazım. Nitrat. Mesela bu nedir? Hidroksittir arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. Ben birazdan size iyon tablosunda göstereceğim. İsimlendirmek lazım ama özellikle buradaki fosfat mesela. Çok iyi bilmemiz lazım. Karbonat mesela. Çok iyi bilmemiz lazım. Veya başka mesela NH4 artı 1. Bu mesela amonyumdur. Buraya ekleyebilirsiniz isterseniz. Boşluklar var kitapta. Veya başka ne vardır? Çok böyle mesela Cr2O7 eksi 2. Mesela bu da çok karşımıza geliyor. Bu dikromattır mesela. Bunları arkadaşlar bilelim. Tamam mı? Karşımıza geliyor. Şimdi mesela burayı inceleyelim. Burada bize ne diyor? Kükürtün yükseltgen basamağını soruyor. Şimdi bak. Kromu bilmiyoruz. Kükürtü bilmiyoruz. Bir tek oksijeni biliyoruz. Şimdi burada kükürtü nasıl bulabileceğiz acaba? Arkadaşlar burada şöyle bir şeyimiz var. Şimdi krom bilmiyoruz ama bu bileşikler nasıl oluşuyordu? Bileşikler çaprazlamayla oluşmuyor mu zaten? Evet. Dolayısıyla şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Kromun yükü bilmediğimiz şey ama şu aslında 3 nereden geliyor? Kromun artı 3'ten geliyor. Sülfat da aslında eksi 2. Hani bak ben şunu bilirsem, sülfatı bilirsem. Nerede buraya yazmamışım? Yazmışım. Sülfatı bilirsem. O zaman bak çaprazlamadan gelen bir şey aslında bu 2. He o zaman krom da buraya 3'ü vermiş aslında. Dolayısıyla kromun yükü artı 3, sülfatın yükü de eksi 2. Şimdi bak buradan yürüyebilirsiniz aslında. İşimiz bitti kromla. O zaman şimdi biz yani kükürtü bilmiyoruz ona x diyelim. X artı 4 çarpı oksijenimiz eksi 2 eşittir. İyonun yükü toplamda eksi 2. Yani bu eksi 2 oksijen yükü değil toplam yükümüzün eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne olur? X eksi 8 eşittir. Eksi 2 ise X buradan artı 6. İşte bakın. Demek ki kükürtün yükü artı 6. Mesela şöyle bir şey veriyor arkadaşlar. Diyor ki ne diyor biliyor musunuz? AgNO3 diyor. Haydi bakalım buradaki azotu bul diyor şimdi. Nasıl bulacaksın? Arkadaşlar sen şimdi şunu biliyorsun değil mi? Şimdi bak burada yazmışım. Nitratın yükü zaten eksi 1. Gümüş de burada artı 1 oluyor. Mesela gümüşü bir sorsan artı 1. Çünkü bir şey verememişler. Hemen diyor ki gümüşün hocam yükü 3'tür. Hayır. Nitrat kendisinde olan bir şey. 3 zaten. O zaman bak nitrat eksi 1 ya buradan yürürsün. Azotu bilmiyorum. X diyelim. Oksijen de eksi 2. O zaman ne olur? Azot x artı 3 kere eksi 2 eşittir eksi 1 diyoruz. Çünkü toplam yükümüz eksi 1. O zaman ne geldi? Artı 5 gelmiş oldu. Anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani çok önemli. Sevgi anlıyor musun kızım? Önemli burası. Çok bunu yapacağız bileceğiz. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Not 2. Şimdi sadece bir tür metal ve ametal içeren bileşiklerde. Şimdi bakacağız bak önemli. Sadece bir tür metal ve ametal içeriyorsa bu bileşiklerde ne yapacağız? Ametal en düşük değerini alır. Yani çok önemli. Şimdi bakın F2S3 demir 3 sülfür. Şimdi burada arkadaşlar olayımız ne? Kükürtü şimdi ben ne biliyorum? Kükürt 6A'da olduğunu biliyorum. Ne demiştim deminden? Dedim ki
kükürt eksi 2 ile artı 6 arasında bir şey alması gerekiyor. Değil mi? Bu kesin doğru. Pekala. Ama demir de metal. He, o zaman kükürt burada arkadaşlar eksi 2 ile artı 6 arasında bir şey alacak ama en minimumunu alması lazım. Yani kükürtün buradaki yükü eksi 2'dir. Bak o zaman kükürt eksi 2 alırsa 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman demirin yükü de burada artı 3 olması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Mesela bak ne var? İyot var şimdi. İyot. İyot nerede? İyot tabii ki 7A grubu element. 7A'da ne alır? Eksi 1 ile artı 7 arasıdır. En minimumu eksi 1. Bak metalle bir ilişki yapmış. O zaman iyodun yükü eksi 1. Bir şey verememişler. İyot burada eksi 1 aldığına göre gümüş de burada artı 1 diye hemen yazabiliriz. Ya bunlar bu şekilde arkadaşlar. İnşallah anlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bakın ikinci bölgeye geçelim isterseniz. İkinci bölümde de bileşikleri isimlendireceğiz biz burada. Şimdi ilk başta yükseltgen basamaklarını bulmuş olduk. Tespit etmiş olduk. Bileşikleri isimlendirirken de iyonik bağlı bileşiklerden bahsedelim. İyonik bağlı bileşikler nasıl oluşurdu? Bir metal ile ametal arasında gerçekleşen bileşiklerdir diye söyleyebiliyoruz. Peki ne oluyor arkadaşlar burada? Metal elektron verir ve katyon haline gelir. Mesela sodyum ne yapar? 11-11'di. Bir elektron verince sodyum 11'e 10 olur ve artı 1 ile yüklenir mesela. Artı ile yüklenir. Katyon olur. Anyon olur ametal. Neden? Çünkü o da elektron alır ve anyon oluşur. Mesela klor 17'ye 17 idi. Bir elektron alarak 17'ye 18 olur ve de anyon oluşur. Peki burada ne kuvveti vardı? Arkadaşlar hadi bakalım neydi hatırlayalım. Elektrostatik çekim kuvveti. Elektrostatik çekim kuvvetiyle bu bileşikler oluşur. Peki genel kural ne isimlendirmede? Arkadaşlar önce metal adını söylüyoruz. Bak katyon adını söylüyoruz. Metal adını söyledik. Yani katyon da diyebiliriz aslında buna. Böyle de yazabiliriz. Çünkü metal elektron verince katyon haline geliyor. Ve gerekirse, şimdi ne zaman gerekiyor? Bazı elementlerimizin değişken yükleri var. Mesela demir hem artı 2 hem artı 3 alıyor. Mesela bakır hem artı 1 hem artı 2 alır. Civa hem artı 1 hem artı 2 alır gibi. Burada 7 tane element var. Birazdan bunu söyleriz. Bunların metalin yükünü söyleyeceğiz arkadaşlar. Metalin yükünü Roma rakamıyla belirteceğiz. Ve de arkadaşlar anyon adını söyleyeceğiz. Evet. Mesela klorsa klorür, florsa florür, sülfat, bromür gibi ifadeler söyleyeceğim. Bakın ne oluyor? Bak önce ben size katyonları göstereyim. Bakın 1A grubu elementleri artı 1 alır. Burada mesela kim var? Gümüş var. Bakır ekleyebiliriz. Bakın hidrojen de artı 1 oluyor burada. Görüyorsunuz ki. Bak mesela bakır hem artı 1 almış. Bakır hem artı 2 almış. İşte bakırın yükü ne? O zaman bakırın bileşiklerini söylememiz lazım. 2A grubu bileşikleri, elementleri berilyum, magnezyum, kalsiyum ve bakın burada mesela demir hem artı 2 almış. Bakın demir artı 3 almış. Demek demirin bileşiklerine de yükünü söylememiz lazım. Ve kalay ve kurşun. Kalay hem artı 2 artı 4. Bakın kurşun hem artı 2 hem artı 4. Bunu da böyle belirtebiliriz. Yani bunlar değişken yük alan elementlerdir. Gene bakın manganı burada yazmışım. Artı 3 var, artı 6 var. Krom gene artı 3, artı 6 var gibi. Bak kromun yükünü de görüyorsunuz ki böyle değişebilir arkadaşlar. Peki baktığınız zaman arkadaşlar artı 3. Buraya iki defa yazmışım ama anladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada mesela alüminyum artı 3 alıyor. Sadece artı 3. O zaman burada bileşikteki ismini yani parantez içerisinde yükünü vermek zorunda değiliz. Birazdan örnek olarak göreceğiz arkadaşlar bunları. Bunları ezberleyelim. Size var bunlar. Yükler olmadan bir şey olmaz. Bunlar bizim alfabemiz. Bak bir de bizim neyimiz var? Anyonlarımız var. Mesela hidrojen ne olur? Hidrür olur. Bak eksi yük. Flor, florür olur. Klor, klorür olur arkadaşlar. Brom, bromür olur. Bak eksi yüklü. İyot, iyodür olur. Bak nedir bu? Nitrat. Görüyorsunuz ki. Bu ne? Hidroksit. Görüyorsunuz değil mi? Bak bu ne? Permanganat. Evet permanganat diye yazabiliriz. Bak bir de bunun şöyle bir şeyi var. MnO4 eksi ikisi var. O da manganattır. Tek farkı arkadaşlar buradaki yükü. Eksi bir olursa permanganat, eksi iki olursa manganat. Bak bu ne olur? Oksit. Bak bu ne? Peroksit. Görüyorsunuz. Peki bu ne? Sülfür. Bak sülfatla karıştırma. Eksi 2 olursa tek başına sülfür oluyor. Böyle olursa sülfat oluyor. Bakın bu ne? Sülfit. Ne farkı var? Sadece 4'e 3. Hocam çok karışık. Evet biliyorum ama arkadaşlar her gün bir tane ezberlesek zaten 10 günde ezberleriz yani. Karbonat. Ve bunlar bizim hep kullanacağımız özellikle sıvı çözeltiler kısmında çok fazla kullanacağımız şeyler. Bak fosfür. Bak böyle olursa fosfür. Böyle olursa fosfat. Bak böyle olursa nitrür görüyorsunuz ki. Bak nitratla karıştırmayın. Bu da karbür. Karbonun olayı. Bak karbonatla karıştırmayın aman diyeyim. Şimdi beraber arkadaşlar bir uygulama yapalım. Nasıl anlayacağız? Bak alüminyum tek başına artı 3 alır. O yüzden bunun önce alüminyum söylüyoruz. Alüminyum
alüminyum diyoruz. Alüminyum iyodür diyoruz. Bak tek başına olduğu için alüminyum iyodür. Bu kadar. Yani yükü tek. Artı 3. Başka bir şey almıyor. O yüzden yükünü söylemiyoruz. Bak çinko sadece artı 2 alır. O zaman çinko oksijen oksit oluyor. Çinko oksit yazıyoruz. Sodyum evet klorür. Bakın çok basit. Metal adı ve anyon adı. Bak kalsiyum fosfür. Bu kadar. Bak magnezyum arkadaşlar magnezyum siz daha iyi yazarsınız. Ben biraz kötü yazıyorum. Çirkin yazıyorum. Farkındayım. Hidrür. Yani yavaş yazabilirim ama o zaman video çok uzuyor. O zaman da arkadaşlar sıkılıyorsunuz. O yüzden hızlı yazarken de sıkıntı oluyor. Bak OH hidroksit. Sodyum hidroksit. Bakın sodyum hidroksit diyoruz. Bak bunu böyle yazdık. Peki bak sülfat. SO4. Peki ne olur? Magnezyum sülfat. Evet bunu böyle yazabilirsiniz. Peki buna bakalım bak. Nitrat. Sodyum nitrat. Görüyorsunuz bak. NO3'ü gördüm. Sodyum nitrat gördük. Şimdi bak. Demir değişken yüke sahip olan bir elementtir. Bak hiç bu zamana kadar yüklerini söylemedim ama demir de mecbur söyleyeceğim. Çünkü demir hem artı 2 alır hem de artı 3 alır. Şimdi burada ne almış bakın. Bak buraya yük 3'ü vermiş. Yani demir nitratla bileşik yapınca nitrat zaten şu şekildedir. Bak buraya 3'ü vermiş. O zaman demirin bileşikteki yükü yükselken basamı artı 3. Yükselken basamı parantez içerisinde Roma rakamıyla veriyorum. O zaman ne olur? Demir 3 nitrat. Ahmet anladın mı ya? Hadi bakalım anladığını düşünüyorum. Peki bak buna nedir? Bak bu da demir 2 nitrat. Evet bunu da bu şekilde söylüyorum. Bak buradaki yükü demirin 2 olduğu için yazıyoruz. Bak kalsiyumda böyle bir şey yok. Çünkü kalsiyum tek yük alır. O zaman diyeceğiz? Kalsiyum diyeceğiz. PO4 fosfat. Böyle yazabileceğiz. Peki bu ne? Bak kurşun ne alır? Kurşun gene değişken yük alır. Kurşunun yükü arkadaşlar ya artı 2'dir ya da artı 4'tür. Oksijen eksi 2 aldığı için arkadaşlar burada oksijen eksi 2 aldığı için bak eğer artı 2 almış olsaydı PbO olurdu. O zaman bu bileşin ismi kurşun 2 oksit olurdu. Ama buradaki yükü bak şimdi ne oluyor? Kurşun artı 4 almış. Oksijen de eksi 2 almış. Çaprazlayınca Pb2O4 oluyor. Yani sadeleştirirsek PbO2. Biz yönik bağlı bileşikleri en sade şekilde yazarız. PbO2. O zaman kurşunun buradaki yükseltgen basamağı artı 4 olduğu için kurşun 4 oksit diye isimlendiriyorum arkadaşlar. Evet geçelim mi kovalent bağlı bileşikleri? Bence geçelim. Kovalent bağlı bileşikler nasıl oluşuyordu? O da bir ametal ile ametal arasında oluşan bir bileşik türüydü. Ve bu da elektron ortaklaşmasıyla oluşuyordu arkadaşlar. Peki burada bizim neyi bilmemiz lazım? Latince sayıları bilmemiz lazım. Bak 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Bak bunları bilmemiz lazım. 6 hexa veya hexa fark etmez. K ile veya G ile yazabilirsiniz. Hepta arkadaşlar. 8 okta oluyor. 9 nona oluyor. 10 da deka oluyor. Bunu böyle yazdık. Şimdi bakın genel kural nedir? Genel kural şudur arkadaşlar. Birinci bileşiğin, birinci elementin latince sayısını önce söylüyoruz. Latince sayısını önce söylüyoruz. Ve birinci elementin arkadaşlar ismini söylüyoruz. Yani kükürtse kükürt. Oksijense oksijen. Klorsa klor. Söylüyoruz. Peki arkadaşlar. Ha bu arada birinci element eğer mono ise mono söylenmez. Onu söyleyelim. Yani bir ise söylenmiyor. Birinci element için böyle bir kural var. Söylenmez diye yazık. Peki sonra ikinci elementin arkadaşlar latince sayısı ki bakın burada belirttiğim sayılarımızı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet ve arkadaşlar ne olur? İkinci elementin bu sefer iyon adı. Yani baştaysan oksijen, sondayken oksit. Baştayken kükürt, sondayken sülfür. Baştayken flor, sondayken florür gibi arkadaşlar. Brom, bromür gibi falan. Karbon, karbür gibi. Hadi bakalım uygulama yapalım. Şimdi bak. Klor ve kükürt elementleri oluşturmuş. Bu kovalent bağlı bileşik. O zaman 2 diyor. Bakın 2 neydi? Di. Diklor 7 hepta. Hepta sülfür. Bak sülfür dedim. Kükürt demedim. Evet önemli. Bak bu nedir? Diazot. Bak azot diyorum. Nitrü demiyorum. Pentaoksit. Evet bak baştayken azot sondayken nitri olacaktı. Pentaoksit. Peki buna bakalım. Arkadaşlar bak bu kovalent bağlı bileşik değil. Bu iyonik bağlı bileşik. Özellikle şaşırtma için koydum bunu. O zaman ne olacak? Alüminyum. Bak bu bak kovalent bağlı bileşiklerde mono, di, tri falan kullanıyoruz. İyonik bağlı bileşiklerde böyle bir şey yok. Ne olur? Alüminyum
klorür direkt. Bunu böyle yazıyoruz. Tamam, bu kadar. Basit yani. Evet. Bak, karbon, monokarbon demiyoruz. Hata olur. Karbon tetraklorür. Evet, bunu böyle yazabiliriz. Bak, hidrojen var, oksijen var. Su bildiğimiz, içtiğimiz suaf su ama ne diyoruz? Dihidrojen. Dihidrojen monoksit. Bak, mono sondayken söylenirmiş ama, bir söylenir ama baştayken mono söylenmez. Bak, bu ne? Bu da kovalent bağlı bileşik değil. İyonik bağlı bileşik. Metalin yaptığı bileşik. O zaman bak, CO3 karbonattır. O zaman ne olur? Sodyum karbonat diyoruz. Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Bakın, kükürt var başlangıçta. Kükürt hexa 6 ya. Flürür. Böyle yazıyoruz. Bak, baştayken kükürt oldu. Sondayken sülfür oldu. Farkı daha iyi anladığını düşünüyorum. Bak şimdi, karbon monoksit. Evet, bunu böyle yazabiliriz. Görüyorsunuz. Peki, devam edelim arkadaşlar. Bor. Bor yarı metal. Yarı metaller kovalent bağlı bileşik yaparlar. Onu söyleyelim. Yani ametallerle. Bor trihidrür diyoruz. Aynı bu şekilde isimlendirebilirim o yüzden. Buna bakalım. Karbon dioksit. Evet. Bu şekilde anlatmış oldum arkadaşlar isimlendirmeyi. Eğer isimlendirmeyi anlamamışsınız, hala eksik varsa TYT kampını, 7-7 kampını gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu sağ üst köşeyi de arkadaşlar görüyorsunuz, bir link koyduk. Oradan da karttan tıklayarak isimlendirme kısmını öğrenebilirsiniz. İyonik ve kovalent diye ayrı böyle videolar yapmıştım. Şimdi arkadaşlar, burada ne var? Soru 46'ya bakalım, beraber çözelim isterseniz. Şimdi bakın, bu bileşikten ben doğru yanlış ifadesi var. Bu isimlendirme Tunahan demişiz ki hangi harften çıkış yapar demişiz. Şimdi doğru için D yazacağız, yanlış için Y yazacağız. Şimdi ne olacak? Bak şimdi, bakır sülfat diyor ya. Bakır sülfatı biz nasıl isimlendireceğiz? Böyle mi isimlendireceğiz? Hayır, değil. Bak şimdi, bakır hem artı 2 alır hem de bakır artı 1 alır. O yüzden buradaki bileşikteki yükünü söylememiz zorunlu arkadaşlar. Şimdi bak bir şey verememişler. O zaman bak, burada bakır aslında artı 2 almış. Eğer bakır 1 almış olsaydı Cu2SO4 olurdu. Mesela bu bileşik bakır 1 sülfat. Bu bileşik de bakır parantez içerisinde 2 sülfat dememiz lazımdı. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Peki buna bakalım. Azot ve oksijen kovalent bağlı bileşik. Burada tabii ki ne kullanacağım? Latince sayılarını kullanacağım. Diazot, 2 tane azot. Tetraoksit, sıkıntı yok. Bu doğru. Yani bu, o yüzden buradan devam ediyorum. Peki potasyum var. Görüyorsunuz ki potasyum iyonik bağlı bileşik oluşturur. Çünkü metal olduğu için. Potasyumun yükünü söylemek zorunda değiliz. Sıkıntı yok. Ama bak, burada sülfür bileşiği, yani iyonu var. Sülfat şudur arkadaşlar. Potasyum sülfat demişiz. Hayır. Potasyum sülfat değil. Potasyum sülfür olması lazımdı. O yüzden bu da yanlış oluyor. O yüzden biz Y'den çıkarız arkadaşlar. Bunu bu şekilde belirttik. Evet, bu da doğru mu? Azot triflür. Burada sıkıntı yok. Bakın, azot ametal element oluşturur. Çünkü ametal kovalent bağlı bileşik oluşturur. Triflür. Herhangi bir problem görmedim. Evet, şimdi buna bakalım. X ile Y arasında oluşan bazı durumlar var. Yani buna bakacağız. X ile Y alakalı kavramlar vermiş bize şimdi. X diyor ki, dikromat iyonundaki kromun yükseltgenme basamağı. Şimdi biz dikromatı bilmemiz lazım. Dikromat şu. Cr2O7-2. Bak, bu dikromat. Bunu bileceğiz. Şimdi burada kromun yükseltgen basamağı söylüyoruz. Şimdi biz burada kroma X diyelim. Tamam. Oksijenin yükseltgen basamağı -2. O zaman ne olur? 2 tane X artı 7 tane oksijen. 7 çarpı -2 eşittir. Yükümüz ne oluyor? -2 oluyor. Peki bakın, -14. O zaman burada artı 6 geldi. İşte kromun yükü burada artı 6. Devam edelim. Şimdi dikromatla demir 3 iyonlarının oluşturduğu bileşikteki atom sayısı. Şimdi bak, demir 3, yani demir yükseltgen basamağı artı 3 olsun demiş burada. Ve arkadaşlar ne diyor? Dikromat, yani Cr2O7 bileşik yapsın. Çaprazlamadan ne olur? F aşağıya 2 alırız. Cr2O7 oraya da 3'ü alırız. İşte bileşik bu. Bu şekilde yazabiliyoruz. Peki burada bileşiğin atom sayısını sormuş. Bak, 2 tane demir. Evet. Görüyorsunuz ki artı 3 parantezinde 2 artı 2 tane krom, 7 de oksijen, 9 tane atom burada var. O zaman 27 tane atom da burada var. 2 de burada var. Toplamda ne olur? 29 olmuş olur. Cevap da burada Bursa gelmiş oldu. Evet. Devam edelim. Evet. Soru 48. Şimdi burada altı çizili olan elementlerin yükseltgen basamakları toplamını sormuşum. Şimdi ne yapacağız? Bak şimdi. Sodyum zaten, bak şu bileşiği alalım. Sodyumun yükü artı 1.
Evet. Oksijen yükü eksi 2. Biz burada kloru bilmiyoruz. X diyelim. O zaman bir tane sodyum 1 artı bir tane klor X artı 3 tane oksijen eksi 2 ve bu neye eşit? Tabii ki sıfıra eşit arkadaşlar. Ve burada ne olur baktığınız zaman? Buradaki yükümüz artı 5 oldu. Evet, birinci bileşikteki yükümüz artı, burada klorun yükü artı 5. Peki magnezyum sülfat. Zaten magnezyum yükü artı 2. Bak şöyle yazabilirsiniz. Sülfat da eksi 2 zaten. Bak böyle yakalayabilirsiniz değil mi? Magnezyum artı 2, sülfat eksi 2. Yani buradan kükürtü soruyor zaten. Oksijen zaten eksi 2'dir biliyorsunuz. Kükürtü x diyelim. O zaman ne olur? Bir tane kükürt x artı 4 çarpı oksijen eksi 2. Toplam yükümüz de eksi 2. O zaman bak ne oldu burada? Artı 6 gelmiş oldu. O yüzden bu da artı 6 geldi. Peki bakır yodürü nasıl bulacağız? Arkadaşlar şimdi bakın. Bakır da tanımıyorum. İyot da biraz çelişkili. Neden? Çünkü iyot ya eksi 1 ile ya da artı 7 arasında bir şey olacak ama bir metalle bileşik yaparsam minimum değeri olan eksi 1'i alır. Bakır da burada bu durumda artı 1 alır. Bakır da artı 1 arkadaşlar. İyot eksi 1. Ama biz iyotu sormuşuz. O zaman toplamı ne oluyor? Bakın sodyum artı 1. Pardon sodyum diyorum. Klor artı 5. Evet. Kükürt artı 6. Eksi 1 de sormuşuz. O zaman toplamda ne olur? 10 mu gelir? Cevap da burada denizde olur. Evet, dersin başında atladığım bir soru vardı. Onu da çözelim şimdi beraber. İnşallah sıkılmadık arkadaşlar. Biraz uzuyor derslerimiz ama çok soru çözmek istiyorum. Tabii size ödevler vereceğim bu dersin sonunda. Onları da mutlaka yapacaksınız. Gazlı ünitesine başlamadan önce. Şimdi X'in 1. 2. 3. ve 4. yoğunlaşma enerjilerini vermişiz görüyorsunuz ki. X'in fosfat ve siyanür iyonları oluşturduğu bileşikler hangisinde verilmiştir diye sormuşuz. Şimdi bakın şöyle bir şey var. X'e baktığınız zaman bakın 1. yoğunlaşma enerjisi 50 hani. Tabii iyonlaşma enerjisi artar. Yani elektron koparıldıkça yeni elektronların koparılması zorlaşır demiştim. X'in iyonlaşma enerjisi 50. İkincisi arkadaşlar 120. Üçüncüye bakarsak bakın ne olmuş bu durumda? Bak iki tane koparmışız. Üçüncüyü koparmak için kat farkına bakarsanız çok yüksek bir kat fark. Biz en az 4 kat arıyoruz. 4 kat ve üzeri. Bakın görüyorsunuz ki 480'den daha fazla bir kat. O zaman demek ki X'in birincisini koparabilmişiz. İkinciyi koparabilmişiz. Üçüncüyü koparmak çok zor. Çünkü X demek ki iki tane kopardığımız anda soy gaz elektron düzenine dönüşmüş. O zaman demek ki X yükseltgen basamağı artı 2 olması lazım. Çünkü X o zaman 2A grubu elementidir. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Peki fosfatla oluşturucu bileşik. Şimdi o zaman fosfat tanıyalım. Fosfat eksi 3. X artı 2 çaprazlamadan ne olur? X 3 PO4 2. Yani fosfat X'e 3'ü verdi. X de fosfata 2'yi verdi. O zaman bileşik X3 PO4 2 olacaktır. Bunu böyle yazabilirsiniz. Peki devam edelim arkadaşlar. Ne demiş? Siyanürle. Şimdi X'in yükü artı zaten 2. Siyanür de eksi 1 olduğu için çaprazlamada X CN2 olacaktır. O zaman bu da bu şekilde olacaktır. Cevap da bu durumda A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi üniteyi ben bitirdim. Ama tabii ki AYT üniteleri bitmiyor. Daha devam edeceğiz. Bu kampımız Nisan'a kadar devam edecek ama tabii bu yaşayan bir kamp ve bizim ödevlerimiz var. Şimdi şu anda dersimi takip ettiğim kitabım var. Burada arkadaşlar sayfa 39 ve 41 nolu soruları size ödev olarak hemen veriyorum arkadaşlar. İlgili günde takvimde belli zaten onu yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki AYT soru bankamız da vardı. Burada görüyorsunuz bunu getirmiştim. O zaman ne oluyor? Burada da 6 ile 23 arasındaki soruları mutlaka yapıyorsunuz ki gazlara hazır olalım arkadaşlar. Aynı zamanda da ne yapacağız burada? 6 ile 25 sayfa bu arada. Ve bizim kimyatik kitabımız da var. Oradan da 14-36. Bakın adım adım zaten aralarda vermiştim bunları ama şimdi eğer yapmamışsanız bunları da mutlaka size ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Bunları mutlaka 36'ya kadar yapalım ki yani biz eksik kalsın istemiyoruz. Bu kampın ismi 13'te 13 kampıdır. Arkadaşlar bir sonraki ünitede görüşünceye kadar hepinize bol kimya netli günler diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.